Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Verneinungswörter. Hazırsanız dersimiz başlasın. Verneinungs deyince ne anlamalıyız? Adından anlaşılacağı üzere arkadaşlar nein var. Yani bir şeyi olumsuzlama şeklinde kullandığımız bu kelimeler içerisinde mesela en bariz olanı neydi? Nicht gibi, kein gibi, keine gibi ve buna benzer olumsuz kelimeler hangileriymiş, ne şekilde cümleler içerisinde kullanılır bunu inceleyelim. İlk örneğimize bir bakalım. Ne diyor? Niemand hat mir geholfen. Evet, niemand arkadaşlar bakıldığında hiç kimse, bakın burada bir olumsuzlama var öyle değil mi? Hiç kimse bana yardım etti der Almanca. Ancak güzel Türkçemizde ne deriz? Hiç kimse bana yardım etmedi deriz öyle değil mi? Ancak Almanca'da bakıldığında aslında olumlu giden bir cümle var. Sadece olumsuz olan ne? Niemand, yani buradaki özne hiç kimse anlamına gelen. Dolayısıyla cümle ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bir defa olumsuz bir anlam katmış oluyor buradaki niemand. Çünkü hiç kimse değil mi? Dolayısıyla niemand hat mir geholfen. Bunun güzel Türkçedeki karşılığı hiç kimse bana yardım etmedi. Öyle değil mi? Helfen neydi hatırlayacak olursak arkadaşlar? Yardım etmek demekti. Bunun perfekt hali haben ve geholfen ve bana diyeceğimiz için burada ne var? Datiflik var. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz? Mia demiş oluyoruz. Dolayısıyla bana kimse yardım etmedi derken niemand hat mir geholfen demiş oluyoruz. Bir diğer cümleye baktığımızda aynı örnek içerisinde Ich gehe nie wieder dorthin. Evet, bakın burada Ich gehe nie wieder. Wieder neydi? Tekrar. Asla, hiç anlamına gelen nie'yi görüyoruz arkadaşlar. Bakın nie asla demek. Nie wieder asla, hiç. Yani mümkünü yok değil mi? Asla oraya gitmem derken demek ki nie wieder demiş oluyoruz. Hin gehen oraya gitmek demek arkadaşlar. Ayrılabilir bir eylem bu. Hingehen, oraya doğru gitmek anlamında. Dolayısıyla dort oraya, hingehen de gitmek. Dolayısıyla hingehen ne olacak ayrılabilir fiilde? Ich gehe hin şeklinde yorumlanacak. Dort da ora anlamına gelen dort. Oraya bir daha hiç mi hiç gitmem gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla Ich gehe nie wieder dorthin demiş oluyoruz. Bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Diese Woche hatte ich viele Prüfungen. Evet, diese Woche, bakın burada demonstratif bir durum var değil mi? Bu hafta derken diese Woche değil mi? Hatte ich, bakın burada preteritum bir yapı değil mi? Haben ne olmuş? Hatte. Hatte ich viele Prüfungen. Prüfung neydi arkadaşlar? Sınav. Birçok sınavım vardı bu hafta derken diese Woche hatte ich viele Prüfungen diyoruz değil mi? Sonraki cümleye bakalım. Bu sebepten, bakın, deswegen hatte ich keine Zeit zum Aufräumen. Deswegen neydi arkadaşlar? Bu sebepten demekti. Bakın başka hangi yapılar vardı? Deswegen, deshalb yapıları vardı hatırlarsanız değil mi? Bu sebepten demek. Dolayısıyla bu sebepten keine Zeit, vaktim yoktu. Bakın burada da bir ne var? Bir olumsuzlama var. Niye olumsuzlamış oluyorum? Vakti. Vaktim yoktu derken ich hatte keine Zeit değil mi? Niçin vaktim yoktu? Aufräumen neydi? Ayrılabilir bir fiildi. Ancak burada isim haliyle karşımıza çıkmış oluyor. Etrafı dertop etmek, toplamak değil mi? Dolayısıyla büyük yazılmış oluyor. Zum Aufräumen, yani toplamak için hiç vaktim yoktu bu sebepten değil mi? Bu hafta birçok sınavım vardı. Bu sebepten toplamaya hiç vaktim yoktu derken demek ki diese Woche hatte ich viele Prüfungen. Deswegen hatte ich keine Zeit zum Aufräumen demiş oluyoruz. Sonraki örneğe geçelim arkadaşlar. Julia konnte eine Antwort nicht schreiben. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Julia, kadın ismi, können,
Conte şeklinde yorumlanıyordu değil mi? Yapamadı, edemedi derken değil mi? Conte nicht schreiben, yazamadı. Yani elinden fırsat yoktu belki de değil mi? Yapamadı, edemedi anlamında. Eine Antwort. Die Antwort neydi arkadaşlar? Cevap demekti. Bir cevap yazamadı değil mi anlamına gelen. Julia konnte eine Antwort nicht schreiben. Bakın buradaki nicht olmamış olsaydı ne diyebilirdik aynı zamanda? Julia konnte keine Antwort schreiben de pekala diyebilirdik. Ancak burada ne demiş oluyoruz? Bir cevap yazmaya belki de vakti yoktu, fırsatı yoktu anlamına gelen. Julia konnte eine Antwort nicht schreiben. Gerekçesine bakıyoruz. Ne diyor? Sie ist in letzter Zeit sehr beschäftigt. Beschäftigt sein, meşgul olmak demek arkadaşlar. In letzter Zeit, son zamanlarda çok meşgul o. Dolayısıyla ne demiş oluyoruz? Sie ist in letzter Zeit sehr beschäftigt. Demek ki beschäftigt sein, tıpkı güzel Türkçe'de olduğu gibi meşgul olmak anlamında bu tek bir yapı değil mi? Dolayısıyla o son zamanda çok meşgul derken sie ist in letzter Zeit sehr beschäftigt. Dolayısıyla şöyle bir toparlayalım. Yazmaya bir cevap vermeye bir cevap yazamadı değil mi? Çünkü son zamanlarda çok neymiş? Meşgulmüş anlamına gelen Julia konnte eine Antwort nicht schreiben. Sie ist in letzter Zeit sehr beschäftigt demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Wir sind zum Supermarkt gelaufen. Evet. Sind gelaufen. Neydi laufen arkadaşlar? Koşmak, tempolu yürümek, yürümek anlamlarını geliyordu. Süpermarkete koştuk diyelim isterseniz. Wir sind zum Supermarkt gelaufen. Evet, süpermarkete koştuk. Aber leider hat der Laden nie wieder geöffnet. Aber maalesef hat der Laden, dükkan, nie wieder, asla hiç anlamına gelen, bakın burada nie wieder, wieder neydi, tekrar açmadı, açılmadı, asla bir daha açmadı anlamına gelen nie wieder geöffnet yapısını görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada öffnen neydi, açmak demek, açılmak anlamında değil mi? Dükkan bir daha açmadı derken dili geçmiş, yani perfekti kullandığım için ne geliyor? Haben ve geöffnet gelecek. Dolayısıyla toparladığımızda süpermarkete koştuk ya da gittik değil mi? Wir sind zum Supermarkt gelaufen. Ama maalesef bir daha da açmadı o dükkan derken. Aber leider hat der Laden nie wieder geöffnet demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Niemand hat mir geholfen. Niemand hat mir geholfen. Ich gehe nie wieder dorthin. Ich gehe nie wieder dorthin. Diese Woche hatte ich viele Prüfungen. Diese Woche hatte ich viele Prüfungen. Deswegen hatte ich keine Zeit zum Aufräumen. Deswegen hatte ich keine Zeit zum Aufräumen. Julia konnte eine Antwort nicht schreiben. Julia konnte eine Antwort nicht schreiben. Sie ist in letzter Zeit sehr beschäftigt. Sie ist in letzter Zeit sehr beschäftigt. Wir sind zum Supermarkt gelaufen. Wir sind zum Supermarkt gelaufen. Aber leider hat der Laden nie wieder geöffnet. Aber leider hat der Laden nie wieder geöffnet. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Das Mädchen hat sehr lange gewartet. Evet, das Mädchen, kız, hat sehr lange gewartet. Warten neydi? Beklemek. Bakın burada hat gewartet, perfekt halde görüyoruz değil mi? Çok uzun süre bekledi derken sehr lange, çok uzun süre değil mi? Perfekt halde demek ki warten ne olacakmış? Hat gewartet. Dolayısıyla kız çok uzun süre bekledi derken ne diyecekmişiz? Das Mädchen hat sehr lange gewartet. Sonraki cümleye bakalım, ne diyor? Aber am Ende konnte niemand helfen. Aber am Ende, ama sonunda, am Ende konnte
Niemand, bakın burada gene Niemand yapısıyla karşı karşıyayız. Hiç kimse ne yapamadı? Yardım edemedi anlamına gelen Aber am Ende konnte niemand helfen cümlesini görüyoruz. Bakın burada herhangi bir eylem olumsuzlanmamış. Sadece buradaki olumsuzluk ne arkadaşlar? Niemand, hiç kimse. Dolayısıyla hiç kimse denildiği için ne oluyor arkadaşlar? Cümle otomatik olarak olumsuzlanmış oluyor. Dolayısıyla toparladığımızda Das Mädchen hat sehr lange gewartet. Demek ki kız çok uzun süre beklemiş. Aber am Ende konnte niemand helfen. Ama sonunda hiç kimse yardım edememiş. Değil mi arkadaşlar? Sonraki örneğe bakalım. Ne diyor? Die Dame wollte das Gericht kochen. Evet. Die Dame, hanım, değil mi? Wollte, ne yapmak istemiş? Das Gericht kochen. Neydi das Gericht? Yemek, değil mi? Yemeği pişirmek istedi diyor. Değil mi? Aber sie hatte kein Gemüse zu Hause. Evet. Gemüse neydi arkadaşlar? Das Gemüse. Bu sebze demekti. Zu Hause, evde. Evet. Ama nesi yoktu evde? Ama evde sebzesi yokmuş, değil mi? Dolayısıyla aber sie hatte kein Gemüse zu Hause. Şöyle de diyebilirdik. Aber zu Hause hatte sie kein Gemüse de pekala diyebilirdik. Toparlayacak olursak bu örneği arkadaşlar. Die Dame wollte das Gericht kochen, aber sie hatte kein Gemüse zu Hause demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Sonraki örnekte ne diyor? Die Mutter hat die Hühnersuppe auf dem Herd vergessen und es ist total verbrannt. Evet. Ne diyor die Mutter? Anne ne yapmış? Bakın burada hat vergessen, gene bir perfect cümle var, değil mi? Hat vergessen, unuttu anlamında. Die Hühnersuppe, tavuk çorbası demek arkadaşlar. Auf dem Herd, auf dem Herd arkadaşlar, der Herd, ocak demek. Ocakta unuttu derken, auf dem Herd, yani ocağın üstünde anlamına gelen auf dem Herd görüyoruz. Und es ist total verbrannt, total, tamamıyla verbrannt, bakın, ist verbrannt, verbrennen neydi? Yanmak, bakın bunun da gene perfect hali karşımızda. Ist verbrannt, yandı anlamına geliyor. Tamamen yandı derken es ist total verbrannt. Dolayısıyla bu cümleyi toparladığımızda die Mutter hat die Hühnersuppe auf dem Herd vergessen und es ist total verbrannt. Demek ki anne tavuk çorbasını ocakta unuttu ve tamamıyla yandı. Devam ediyor cümle, bir sonraki cümleyle. Deshalb, bu sebepten, deshalb gibt es heute Abend nichts zu essen. Evet. Bu sebepten bu akşam hiçbir şey yok yemeğe anlamına gelen, değil mi? Deshalb gibt es heute Abend nichts zu essen. Bu sebepten bu akşam hiçbir şey yok yemek yemek için anlamına gelen nichts, ne olmuş oluyor arkadaşlar? Cümlede olumsuz bir hal, olumsuz bir durum olduğundan dolayı cümleyi olumsuz hale getirmiş oluyor. Hiçbir şey yok yemeğe bu akşam anlamına gelmiş oluyor. Ve son örneğe geldi sıra arkadaşlar. Der Student will nie wieder Ingenieurwesen studieren. Der Student, evet, üniversite öğrencisi demekti. Will nie wieder, asla, asla ne yapmak istemiyor? Ingenieurwesen, mühendislik, değil mi? Mühendislik genel kapsamıyla bakıldığında Ingenieurwesen arkadaşlar, studieren de okumak. Dolayısıyla öğrenci asla ama asla mühendislik okumak istemiyor denildiğinde demek ki der Student will nie wieder Ingenieurwesen studieren. Bakın burada demek ki olumsuzlama nie wieder olduğundan dolayı, değil mi? Ne olmuş oluyor? Cümlenin tamamı olumsuz bir hal almış oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das Mädchen hat sehr lange gewartet. Das Mädchen hat sehr lange gewartet. Aber am Ende konnte niemand helfen. Aber am Ende konnte niemand helfen.
Die Dame wollte das Gericht kochen. Die Dame wollte das Gericht kochen. Aber sie hatte kein Gemüse zu Hause. Aber sie hatte kein Gemüse zu Hause. Die Mutter hat die Hühnersuppe auf dem Herd vergessen und es ist total verbrannt. Die Mutter hat die Hühnersuppe auf dem Herd vergessen und es ist total verbrannt. Deshalb gibt es heute Abend nichts zu essen. Deshalb gibt es heute Abend nichts zu essen. Der Student will nie wieder Ingenieurwesen studieren. Der Student will nie wieder Ingenieurwesen studieren. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde verneinungswörter konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.